1800'lerde, 1900'lerde hep İngiliz misyonerlerden bahsederiz. İhsan Süreyya Sırma hocanın da böyle bir kitabı var. Allah razı olsun kendisine. Selam söylüyorum hocama. E yok mu aramızda kardeşim? Hala yokmuş? Daha çok var, daha çok var. İngiliz'in misyoneri var, Almanya'nın misyoneri var, Hollanda'nın misyoneri var, Fransa'nın misyoneri var, Belçika'nın misyoneri var, Amerikan papaz okullarının Hristiyan kulüplerinin misyonerleri var. Dünyada çeşitli tarikatlar var. Hristiyan tarikatlar, misyonerleri var. Nerede bunlar? Anadolu'da cirit atıyor. Tekkelerde, zaviyelerde, medreselerde, ilahiyatlarda, Kur'an kurslarında bile var. Var kardeş. Bunlar kritik zamanlarda öyle bir eylem, öyle bir söz söylerler ki peşine takılırız. Onun için Dürüst insanlarla beraber olacağız. İstikamet önemlidir. Ahlak önemlidir. Ahlak önemlidir. Ahlakına bakacaksın. Ticaretine bakacaksın. Yolculuğuna bakacaksın. Geçmişine bakacaksın. Soyuna bakacaksın. Sopuna bakacaksın. Kedinin birini aristokrat bir aile kedinin birini eğitmiş. Önlük giydirmiş hanımefendi yapmış kediyi. Misafirleri karşılıyor kedicik. Ve misafirler, hanımlar gelmiş. Hanımefendi de kızım demiş kediye şu misafirlere bir kahve tut. Kahve tut. Kedi tepsiyi fincanı almış önlüklü kahve tutuyor. Tabi misafirler bundan çok alınmışlar. Yani kendi oturuyor orada kediye hizmet ettiriyor bize. Ertesi davette bir tanesi cebine koymuş gelmiş. Kediye gene demiş ev sahibi kızım hadi misafirlere birer kahve tut bakalım. Kedicik almış tepsiyi kahveyi tutuyor. Gelen misafir fareyi cebinden çıkarmış ortaya atı vermiş. Kedi tepsiyi kahveyi fincanlara atmış kahveyi. Farenin peşine koşuyor. Sahteler fareyi görünce tepsi atarlar. Dini iman atarlar. Foyaları meydana çıkar. Ama o zamana kadar pek çok insanı aldatmış olurlar. Ölçü ne kardeşim? O zaman nasıl aldanmayacağız hocam? Nasıl aldanmayacaksın? Bütün tarikatlarda söyler. Bak gönülle ilgili konuşuyoruz. Kalbi okumakla ilgili konuşuyoruz. Biz bilemeyiz ki adam bize yalancı mı dolancımı vesaire. Ama bileceğimiz yönler var. Ne diyorlar? Denizde yürüdüğünü görsen, havada uçtuğunu görsen hiç önemli değil. Denizde balık da yüzüyor. Havada kuş da uçuyor ama hayvan bu adamın Kur'an'a göre, İslam'a göre, şeriat'a göre istikametine bak kardeşim ibadeti nasıl, takvası nasıl, ticareti nasıl, insanlarla ilişkisi nasıl? Sözünün eri mi, sözünde duruyor mu, kıskanmıyor mu, kibirli mi, tevazu ehli mi? Ona bakacaksın. Yoksa gözyaşıyla da kandırır seni. Sahte vaaz nasihatla da kandırır seni. Allah bunların şerrinden korusun. Şimdi bunlarla ilgili de bizim İrfan ehlini arif olan insanların sayısını çoğaltmamız lazım. Çünkü halkın insanların kalbini okuyacak seviyesi, ilmini ölçecek seviyesi yok. Ama hocaların olmalı ki hocalar da zamanında uyarmalı. Gitmeyin bunun peşine ya. Bu adam dürüst değil. Bu adam menfaatçi, bu adam çıkarcı, bunun geçmişi karanlık. Geçmişini bilmiyor, adam kitabını okuyor kim olduğunu bilmiyor. Halbuki adam sahte. Bir örnek daha vereyim size. Türkiye'de 1990'larda 1 milyon sattı bu kitap. Arzdan Arşa. Kuantum hesaplarıyla Kuantum hesaplarıyla Allah'ın varlığını ahiretis is ispat eden bir kitap. Ben de okudum o dönemde. Hans Eiberg, Eisberg, Hans Eisberg. Alman kuantum fizikçisi Hans Eisberg arzdan arşa kitap yazmış, tercüme edilmiş. Harıl harıl hocalar, hacılar, Türk milleti okuyor, okudu. Sonra bu adamı efendim Yaşar Nur Öztürk Allah rahmet etsin diyelim. Televizyona çıkardı program yaparken. Hans Sarı saçlı, mavi gözlü, kırık dökük Türkçesiyle konuşuyor. Fizik kurallarıyla ahireti anlatıyor. Seyirciler ağzı açık dinliyor. Yaşar Nuri Hoca da böyle olur yani. Bu kadar olur. Allah'ın varlığını ispat ediyor. Ahireti ispat ediyor. İkinci programda, birinci programda bir iki tane profesör fizikçi İTÜ'den falan katıldılar. Dediler ki bu adamın formülleri yanlış. Böyle fizik kuralı yok. Kıskanıyorsunuz, haset ediyorsunuz. Bu adam Alman fizik profesörü, bu kadar satan kitapları var. Hatta bir cumhurbaşkanına danışmanlık yapmış ülkemizde. İkinci hafta devam edecek, tahtadan anlatıyor. İkinci hafta bir kızımız aradı, dedi ki ismini vermeyeyim ama bir isim söyledi şimdi dedi ki senin adın şu Türk ismi Ahmet ya da Mehmet dedi. Sen şuralısın dedi. Biz senden çok turist gezdirdik dedi. Sen turist rehberliği yaptın. Başında bir hatta yarana kadar biliyorum ben dedi. Hollanda'da bir efendim demir çelik fabrikasında çalışırken kaza geçirmişsin. Malulen emeklisin. Kafanda da demir platin var dedi. Seni bu kadar yakından tanıyorum, biz seninle yaşadık dedi. Sen ne Hanssın, ne Iceberg'sin, ne profesörsün, ne fizikçisin, sen bir sahtekarsın dedi. Hatta devlet sana danışmanlık maaşı bile verdi dedi, onu da biliyorum. Ekran karardı, <laughs> bir telefon daha geldi, ekran karardı, ertesi gün gazetelerde adam tutuklandı. Bunu niye anlattım? Profesörü ne kadar kandırıyor. Peki fizik profesörünü kim kanmaz? Fizikçi kanmaz. Fizikçiler kanmadı. Bizim fizikçiler onu hemen yakaladı. Ekranı boş zannediyor. Zannediyor ki şimdi burada pek çok hoca konuşuyor. Ben de dinliyorum ara ara. Ekranda yüzlerce hoca konuşuyor. Fıkıh bilmiyor, hadis bilmiyor, tefsir bilmiyor. Efendim e, hadis şerhlerini okumamış. Usul bilmiyor. Fetva veriyor. Boş değil kardeşim yakalanırsın. Seni bir izleyen var. Yakalıyor seni. Meydan boş değil. Bildiğin, bildiğin şeyleri konuşacaksın. Bilmediğin şeyleri benim haddim değil diyeceksin. Kenara çekileceksin. Delillerini biliyorsan, ispatlıysa okuduysan onları söyleyeceksin. Bir profesör ilahiyatçı profesör fizik profesörünü tahlil edemez. Etmeliydi ama edemez. Doğru, haklı. Ama fizikçiler eder. Şimdi bir şey daha söylüyorum. Tıpla ilgili, doktorlukla ilgili televizyonlarda konuşanların %90'ı doktor değil. Aldanmayı görüyor musun? Hep FETÖ'ye mi aldanıyoruz? FETÖ devam ediyor kardeşim. Tıpla ilgili, sağlıkla ilgili konuşanların %90'ı doktor değil ve bizim halkımız onların söyledikleriyle ilaç alıyor, eczanelere gidiyor, onların söyledikleri bitkileri alıyorlar. Ne değişiyor? Hep aldanmaya müsait insanlarız. Allah bize aklı selim versin, kalbi selim versin inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.